Evet Emirhan, artık takımın abilerinden gibisin. Evet. Vakıfköy'den gelen oyuncuların bir nevi direkt birinci kaptanı gibisin. Takımın üçüncü kaptanısın ama senin için bu sezon nasıl geçiyor? Bir altyapı oyuncularla ilgili bir değerlendirmeni alalım baştan. Sezon başı biraz çalkantılı başladı takım adına ama buradaki abilerimiz, benden de yaşça büyükler sağ olsunlar, hocalarımız sağ olsun, çok ivedilikle işlerine döndüler ve artık bir raya oturttuk her şeyi. Takım olarak son bir aydır iyi gidiyoruz ama daha da üstüne koymamız gereken bir durum var. Özellikle önümüzdeki ilk 4 maç üzerinde. Kendi performansıma gelecek olursam da ben geçen sene son dönemde forma şansı almamama rağmen çok çalışıyordum. Saha dışında bu gelişime çok vakit harcıyorum. Bunun da meyvelerini bu sezon almaya başladım. Ama tabii ki istediğim noktaya ulaşmak adına daha çok yolum var. Bunun bilincinde de her gün daha fazla çalışmaya gayret ediyorum. Peki altyapıdan bu sene takıma katılan oyuncularla ilgili nasıl bir gözlemleme yapabiliyorsun? Sen de sonuçta altyapıdan gelen bir oyuncusun. Ama senin için de buralara gelmek çok da kolay olmadı. Evet. Oyunculara ne gibi planlar sunuyorsun, yani gelişmeleriyle alakalı neler sunuyorsun? Onların hislerini çok iyi anlayabiliyorum. Hatta onlara baktıkça kendi geçmişimi de görüyorum çoğu zaman. Tabii benim dönemimdeki geçiş daha farklıydı. Kulüp yapısı daha başkaydı ve buraya çıkmak daha çaba gerektirebiliyordu. Bu anlamda ben de 2-3 sene dışarıda tabiri caizse demlendim diyebilirim. Şimdi daha farklı bir durum var. Gençlerin masumiyeti, çalışma azimleri çok güzel ama her zaman söylemlerle değil, davranışlarımla da, yaptığım hareketlerle veya yapmadığım hareketlerle de örnek olmak istiyorum onlara. Ki onlar da çok akıllı ve abilerine örnek alan gençler. Bu anlamda güzel bir etkileşim var aramızda. Onların da önünde çok güzel futbol hayatları olur umarım. Çok değerli gençler var ama Türk futbolunda çok değişken etkenler sizi geriye itebiliyor. Onlardan en az etkilenecek şekilde atlatmaları için Özer abi, Aykut abi, Burak abi, keza ben onlara elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Sezonun ilk yarısında gerçek anlamda Bursa Spor çok iyi iş çıkardı diyebiliriz. Yani beklentilerin aksine çok mücadeleci, bir iyi bir oyun ortaya koydular. Ligin en golcü takımı, her maçta gol atan bir takım var. Herkesin beklentilerini dediğim gibi tam tersine çıkardı. Siz sezon başındaki hedeflerinizin önünde misiniz yoksa arkasında mısınız? Bursa'da geçtiğimiz dönemlerde de ne zaman kötü gitse hep gençlerin oynaması yönünde bir baskı oluyordu. Bizler bunun farkındaydık. Ne kadar yetenekli olduğumuzun, oynayabilince, oynadıkça kendimizi gösterebileceğimizin farkındaydık. Ama bu ligin dinamiklerini çok bilmeyen oyuncu grubuyduk aynı zamanda sezon başı ve daha önce Bursa Spor A takımında, o statta, bu forma altında çok forma giymeyen oyunculardık. O yüzden öngöremiyorduk nerelere gidebileceğini. Tek bildiğimiz yetenekli oyuncular olduğumuzdu. Şimdi kendimizi bulduk. Şu anda hedefimiz zaten öngörülebilir bir hedef oldu. Bu anlamda da ligin ikinci devresi az önce söylediğim gibi üstüne koyarak devam edeceğiz yolumuza. Şimdi Bursa Spor taraftarının en sevdiği isimlerden birisin. Bunu ben açık yürekli söylüyorum. Sosyal medyayı da takip ediyoruz. Genelde sosyal medyada hem oyununla hem dışarıdaki karakterinle, mesela cebinde kitabın, elinde kahvenle gidip fotoğrafın olması, bunun üzerine çok yorumlar yapıyor. Bundan ilgili ne söylersin? Bir kere Bursa Spor armasının altında futbolcu olmak sadece saha içinde değil, saha dışına da örnek olmayı gerektiriyor diye düşünüyorum. Biz bizi izleyen gençleri, birçok şeyi simgeleyen futbolcuları, birçok şeyi simgeleyen insanlarız ve her hareketimizin bilinçli ve planlı olması gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta bizi hayranlık duyan, bize burada fotoğraf çekinmek isteyen gençlerin gözündeki ışığı görebiliyorsunuz. Sizin bir hareketinizden belki de ömrü boyunca o hareketi yapacak adımları sezebiliyor sizden. Bu anlamda ben bunun bilincinde hareket etmeye çalışıyorum. Bunu elimden geldiğince iyi yapmaya çalışıyorum. İyi ve doğruya doğru ne kadar daha ilerlersem hem Bursa Spor'u temsil etmek açısından hem de kendimi büyütme açısından çok olumlu olacak diye düşünüyorum. Son olarak Bursa Spor camiasına mesajlarını alalım Emirhan. Bursa Spor'la her zaman biz bütün içerisindeyiz. Onların hissiyatlarını, isteklerini çok net anlayabiliyoruz. Biz de saha içinde bunun için çok mücadele ediyoruz.
güzel bir kıvılcım yaktık. Onlar da sağ olsunlar bizim arkamızdan destek oluyorlar. Şimdi biz daha çok mücadele edeceğiz. Daha çok isteyeceğiz sahada. Onlar da daha bütünsel şekilde bizim arkamızdan gelsinler. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Görüşürüz.